Tolgozbek.com'dan herkese merhaba. Geçtiğimiz gün Baykar Savunma Türkiye'de tasarlanmış en büyük insansız hava aracı olan Akıncı'nın hikayesini çok güzel bir belgeselle paylaştı. Youtube kanalında da bu yayınlandı. Açıklamalar bölümünde bu belgeselin linkine ulaşabilirsiniz. Link kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve hemen milyon seyredilme sayısına ulaştı. Belgeselin ardından izleyicilerimiz bizlere soru sormaya başladılar. Akıncı'da neden martı kanat tasarımı kullanılmıştı? bu kanat tasarımı neyi hedefliyordu gibi sorular. Gelin önce havacılık tarihine birlikte bakalım. Martı kanat tasarımı nasıl ortaya çıkmış? Hangi hava araçlarında ne amaçla kullanılmış? Gelin önce bunların bir hikayesini dinleyelim. Ardından da Akıncı'nın tasarımına birlikte bakalım. İnsanoğlu uçmaya tabii ki kuşları gözlemleyerek başlıyor. 1920'li ve 30'lu yıllarda da bu kuşlar arasında hayatımıza en yakın türlerden biri olan martıların kanat tasarımları bilim insanları tarafından uçaklara uygulanmaya başlanıyor. Bunlarla ilgili ilk denemeler planörlerde gerçekleşiyor. Planörler bildiğiniz motorsuz hava araçları ve gerçekten pilotaj açısından çok önemli bir yere sahip. Planörde uçmayı öğrenen pilotlar daha sonraki modellerde daha hassas, daha iyi uçma yeteneğine sahip oluyorlar. Dediğim gibi önce bu tasarım planörlerde ortaya çıkıyor. Planörlerde denendikten sonra 1930'lu yıllarda martı kanat tasarımı savaş uçaklarında da kullanılmaya başlanıyor. Bir gün yolunuz İstanbul'da Yeşilköy Havacılık Müzesi'ne düşerse orada dünyada tek kalmış martı kanatlı bir tasarım göreceksiniz. Bu tasarım Kayseri Tayara fabrikasında üretilmiş Polonyalı Pezetel şirketinin lisansı altında Pezetel 24 savaş uçağı. Üstten kanatlı bu uçak o yılların gerçekten çok enteresan bir kanat profiliyle karşımıza çıkmıştı. Bu uçaklar Türkiye'de üretildikten sonra da Türk Hava Kuvvetleri tarafından 2. Dünya Savaşı yıllarında kullanıldı. Türkiye ile ilgili bir başka martı kanat tasarımı ise Alman Hobbit planörüydü. Bu planörün üretim hakları Türk Hava Kurumu tarafından alınmıştı ve Ankara Etimesgut'ta bulunan Türk Hava Kurumu uçak fabrikasında THK 3 adıyla imal edildi. Planörler 1945 yılında Türk Hava Kurumu Planör Uçuş Okulu tarafından kullanılmaya başlandı. Bu planörler kısa gövdesi, yüksek sürati ve gerçekten gelişmiş akrobasi özellikleriyle 1968 yılına kadar hizmette kaldı. O yılların planörlerinde ana malzeme ahşaptı. Üzeri bez kaplanarak uçuşlar gerçekleştiriliyordu. Ve hala kırmızı beyaz kanatlarıyla farklı tasarımıyla bu hobi planörü dünya planörcülük tarihinde de çok farklı yere sahip bir hava aracıydı. Mühendislik olarak baktığımız zaman martı kanat tasarımı özellikle dönüşlerde savrulmayı önlüyor daha stabil bir şekilde hava aracının dönmesini sağlıyordu. Aynı zamanda kanattaki kaldırıcı yüzeyi arttırdığı için hava aracının düşük süratlerde havada tutunmasına imkan sunuyordu. 1930'ları anlattık, 40'lara gelindiği zaman 2. Dünya Savaşı ile birlikte martı kanat tasarımları hem Amerikan hem de Alman uçak sanayinde de kullanılmaya başlanan önemli kanat tasarımlarından biriydi. Bunlardan biri öncelikli olarak Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe'de yakın hava desteğinde kullanılan Junker Yu-87 Şutuka uçaklarıydı. Bu uçaklar martı kanat tasarımlarıyla çok alçaktan düşük süratlerde uçabiliyor ve etkili silahlarıyla gerçekten o yıllarda müttefik ordularının en korktuğu uçaklardan biri haline gelmişti. İkinci önemli tasarım ise Amerikan donanmasında hayat bulmuştu. Bu uçak F-4U Corsair'dı. Uçak gemilerinden havalanan F-4U Corsair'ların düşük süratlerde tutunması gerekiyordu. Ayrıca iniş ve kalkış mesafelerinde kısa olması hedeflenmişti. Bunun için gelişmiş bir kanat tasarımı tercih edildi. Martılardan esinlenerek ortaya çıkan bu kanat tasarımı biraz daha geliştirildi. Sonuçta bu kanat inverted gull wing yani ters martı kanadı olarak adlandırıldı. Dizayn sayesinde uçak düşük süratlerde havada tutunabiliyordu. Bu durum uçak gemilerinden kalkış ve inişte önemli bir avantaj sağlıyordu. Corsair havada 70 nat yani saatte 130 km hızla tutunabiliyordu. Kanatlardaki kavis sayesinde uçağa takılacak motorların kullandığı pervaneler de büyütülebilmişti. Çünkü uçak yerden daha yüksek bir yapıya sahipti. Corsair'ler Pratt Whitney imalatı R2800 motoruna sahipti. Büyük paller motorun çok daha verimli çalışmasına olanak sağlıyordu. Verimlilik sayesinde motor çok zorlanmıyor. Bu durum bakım maliyetlerini de aşağı çekiyordu. Arıza oranını düşürüyordu. Yakıt sarfiyatı da azaltılmıştı. Tasarımın bir başka artısı da uçağa taşıyacak iniş takımlarının küçültülmesiydi. Normalde uçak gemilerine inip kalkan uçakların iniş takımları oluşacak şoku alacak şekilde büyük imal edilir. Hidrolik sistemler şokları emer ve uçağa verilecek zararı azaltır. Ancak bu ciddi bir ağırlığı da yanında getirir. Corsair'da küçülen iniş takımları uçaktaki ağırlığı da ciddi oranda azaltmıştı. Biliyorsunuz uçak gemileri üzerinde alan çok sınırlı. Uçuştan önce uçakların yer kaplamaması için kanatları kıvrılır. Normalde F4 Hu Corsair'lar bu büklüm yerinden kırılma sayesinde uçak güvertede çok daha az alan kaplar. Tabii ki avantajları kadar bazı dezavantajları da vardı. Bu kanat üzerindeki büklüm yeri özellikle kanat ağırlığını ciddi oranda arttırabiliyordu. Bu tabii ki negatif özelliklerinden biriydi. İkinci dezavantaj ise uçağın bazıları tarafından çirkin bulunmasıydı. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama ben açıkçası aynı fikirde değilim. F4U Corsair tasarım olarak çok farklı bir uçaktı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında martı kanat tasarımları sivil alanda da yer bulmaya başladı. Bunlardan biri Martin tarafından imal edilen 404 model 40 koltuk kapasiteli bir yolcu uçağıydı. Çift motorlu uçak Marta tipi kanatlarıyla farklı bir yaklaşımı ortaya koymuş. Aerodinamik olarak da sivil havacılıkta o yıllarda yeni bir sayfa açılmasını sağlamıştı. Martı kanat tasarımı aynı zamanda deniz havacılığında da uzun yıllar kullanıldı. Bu tasarımı kullananlardan biri de Sovyetler Birliği döneminde Beriev adlı şirketti. Beriev 12 olarak adlandırılan deniz uçağı deniz karakol görevlerinde kullanılıyor. Aynı zamanda hem karaya hem de denize inip kalkıyordu. Denize inişlerde martı kanat tasarımı motorun normalden daha yukarıda olması ve herhangi bir çarpmada motora oluşabilecek hasarların minimuma inmesine imkan sunuyordu. Şimdi Akıncı ile birlikte martı kanat tasarımı artık insansız hava araçlarında da yer bulmaya başladı. Ama şöyle bir geleceğe baktığımız zaman martı kanat tasarımı, kuş kanat tasarımı geleceğin yolcu uçaklarına da bir şekilde tasarım olarak etki etmeye başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde Airbus bir video paylaştı. Yırtıcı kuş görünümlü yeni nesil bölgesel yolcu uçağında da bu tür bir kanat tasarımına doğru gidiliyor. Dört motorlu pervane olacak bu uçağa baktığınız zaman özellikle kanat ve kuyruğuna tamamen yırtıcı bir kuştan esinlenerek tasarlanmış bir tasarım. Airbus mühendislerin hayali gelecekte çevreye çok az zarar verecek bu uçağın elektrik motoruyla uçması belki buradan ortaya çıkacak yeni tasarımlar gelecekte çok daha farklı uçaklarda da kullanılabilecek. İsterseniz videonun kapanışında biraz da Akıncı insansız hava aracıyla ilgili biraz bilgi verelim. Toplam kalkış ağırlığı 5,5 ton olan Akıncı 1350 kilogram harici ve dahili yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Belirttiğim gibi bu sistem sayesinde yerli birçok mühimmat Akıncı tarafından kullanılabilecek. Halen Akıncı insansız hava aracı uçuş testlerine devam ediyor. Bu testler Tekirdağ ilçesi Çorlu'daki hava meydan komutanlığında yapılıyor. Akıncı'nın farklı modelleri de gelecekte üretilecek. Şu an Baykar'ın Ukrayna ile yaptığı anlaşmayla 450'şer beygir gücüne sahip iki motorla uçuyor. Gelecekte bu hava platformu için TUSAŞ Motor Sanayi T'yi özel bir motor tasarlıyor. Bu motoru da Akıncı'da göreceğiz. Veya gelecekte geliştirilecek farklı motorlar Akıncı'yı bünyesinde görev yapmaya devam edecek. Artacak motor gücü uçağın taşıma kapasitesini arttıracak. Hedef burada. F16'ların ilerleyen yıllarda yükünün azaltılması çünkü akıncı birçok özel mühimmat taşıyacak. Bunlar arasında SOM gibi gerçekten çok başarılı, çok uzaktan açılan seyir füzeleri de olacak. Ayrıca Gökdoğan, Bozdoğan gibi Tübitak'sa'genin geliştirdiği yeni nesil hava hava füzeleri de yer alacak önümüzdeki yıl içerisinde Akıncı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor. Akıncıyla ilgili olarak belirttiğim gibi Türkiye'deki İHA çalışmaları çok daha büyük bir yapıya ulaşmış durumda. 5,5 ton kalkış ağırlığına sahip İHA Türkiye'deki havacılığı da çok daha yukarılara doğru taşıyacak. Baykar'ın bundan sonraki hedefi jet motorlu bir insansız hava aracı geliştirmek. Bunda da birçok sistem Akıncı'da kullanıldıktan sonra bu jet İHA'ya da aktarılacak. Koronavirüs günlerinde her gün saat 19'daki yeni videolarımız devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Bize sorularınızı yorum yazarak iletebilirsiniz. Aynı zamanda bize ulaşmak isterseniz info@tolgozbek.com mail adresini kullanabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlık ve mutlulukla kalın.